istiyorum. Sizlere teşekkür ederim. Hani sıraya oturmaya cesaret eden yani iki kişi. Evet, bugün araç takipte büyük veri konusunda konuşmak istiyorum. Yani araç takip sistemlerinin ne olduğu ile ilgili herhangi bir bilgisi olmayan ya da araç takip sistemleri bilen kaç kişi var? Nedir? Abi ben tadım olan arkadaşlar da var, onların da bildiğine memnun oldum. Şöyle, ben yine de kısaca bahsedeyim. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz araç takip sistemleri yapıyoruz. Yani çok kısaca anlatmak gerekirse bir takım cihazlar geliştiriyoruz. Bunları araçların içine yerleştiriyoruz ve GPS uydularından araçların nerede olduğunu, işte nerelere gittiklerini, kaç kilometre hız yaptığı gibi bir takım verileri alıyoruz ve bunları o araçların sahibi olan firmalara gösteriyoruz. Onlar ne yapıyorlar? İşlerini böylece daha kolay, daha iyi, daha verimli yönetmeye başlıyorlar. Örnek vermek gerekirse, diyelim bir firmanız var ve dışarıda satış dağıtım yapan 10 tane aracınız var ve bu araçların gün içinde nerelere gittiklerini, neler yaptıklarını görmeniz gerekiyor. Araçlar sistemleri burada size bir fayda sağlıyor. Bu araçlardaki cihazlarla siz bu araçlarınızın hemen hemen birçok verisini nerede olduklarını şimdi biraz daha detaylı anlatacağım. Takip edebiliyorsunuz ve operasyonlarınızı, işlerinizi daha verimli, daha iyi yönetebiliyorsunuz. Arvent olarak da biz araç takip ve yönetim işleri yapıyoruz ve şu anda 3 kurda 40 bin müşteride 630 bin tane araçta bizim sistemlerimiz kullanıldı, kullanılıyor. Ve alanımızda da dünyanın en büyük 5. şirketiyiz. Lidya, şimdi girerken kapıda karşılaştık Lidya ile. Lidya benim Turkcell'de ilk tanıştığım kişidir. 12 yıl önce ben elimde bir tane notebookla Turkcell'in kapısından girdim. Lidya çözüm ortaklığı programında öyle kapıda karşıladı şeyde, tepe başındaki binanın girişinde. Hemen arkada bir oda vardı. Oraya girdik. Ben laptopu açtım. Sadece o sırada bir ya da iki tane araçla takılıydı. Bir tanesi Ankara'da bir taksiydi, onu çok iyi hatırlıyorum. Bir tanesi de Has Turizm'in bir otobüsüydü. O cihazda 100 numaralı bir cihazdı. Ve bütün sunumlarımızda o otobüsü gösteriyordu. Çünkü sürekli hareket halindeydi. Lidya'ya açtım, gösterdim işte araç taksisini, böyle bir şey dedim. O dedi ki, ya süper bir şey ya, bizimkiler bunu çok sever dedi. İşte yukarı gitti. Ondan sonra Turkcell çözümünü aldık. İşte ondan sonra 12 yıl, 12 yıldır halen Turkcell'le çözüm ortaya. Zaten bir ben kaldım, bir de sen kaldın. Hadi. Şimdi bu arada tabii nasıl Turkcell coğrafyada büyüdüyse biz de kendi coğrafyamızda diğer ülkelerdeki işleme sağladık. Ama bugün konu Arvento ile ilgili değil, daha çok bu araç takip verisiyle başka neler yapabiliriz? Bunu anlatmak istiyorum. Çünkü şu anda saniyede 8000 yılda 253 milyar, yani 260 milyara yakın veri tabanımıza geliyor. Onlar işleniyor ve derleniyor. Bu çok ciddi bir veri aslında. Çünkü buradaki sunumumuz yaklaşık 20 dakika sürecek. 20 dakika içinde bile yaklaşık 10 milyon veri bizim veri tabanlarımıza gelmiş olacak. Araçlardan gelen verilerden bahsediyorum. Peki araçlardan almış olduğumuz bu veriler nelerdir dersek, çok özetle bahsetmek gerekirse hız bilgisi alıyoruz, kilometre bilgisi alıyoruz, rölanti süresi, motorun çalışma süresi. Bu tarz verileri araçlardan zaten standart olarak alıyoruz. Ve yine bu konuda çok uzman bir arkadaşımız var, Burak Bey aramızda. Araçların bugün araç bilgisayarlarına yapmış olduğumuz bağlantılarla yakıt, sıcaklık, kapıların durumları ya da çeşitli sensörlerle araç bilgisayarlarından onlarca veri alıyoruz artık. Yani işte direksiyon açısından tutun, ne söyleyeyim, emniyet kemerine, gaz pedalının açısından tutun, yani birçok veriye kadar, airbag bilgisine kadar birçok veriyi artık alabiliyoruz. Şimdi tabii bu veriler geliyor bizim veri tabanımıza, tamam müşterilerimiz onu kendi amaçları doğrultusunda kullanıyor. Yani işte az önce anlattığım gibi 10 tane aracı olan bir firma, işte araçlar kaç kilometre yol yapmış, bugün nerelere gitmişler, işte müşterilere uğramışlar mı? Bunları zaten izliyor. Peki biz bu gelen bütün büyük veriyle başka neler yapabiliriz? Örnek veriyorum. Mesela şu anda yapılanlardan bir tanesini örnek veriyorum. Trafik yoğunluk bilgisi. Eminim İstanbul'da yaşayan birçok arkadaşımız navigasyon sistemini açtıkları zaman o trafik yoğunluk bilgisini görüyorlardır. Yani hangi yollar kapalı, hangi yollardan gittiğiniz. Peki bu trafik yoğunluk bilgisini verirken bu kırmızıyla görmüş olduğunuz yerlerde bu veri nereden geliyor? İşte o büyük datayla oluşuyor. Yani araçlardan gelen, bugün İstanbul'da 140 binden fazla araç var, Arvento kullanılan. Tabii rakiplerimizle beraber bu çok daha fazladır. Biz hangi yolda
trafik hangi hızla akıyor bunu görebiliyoruz aslında. Bunu paylaşıyoruz ve paylaştığımız çözüm ortaklarımızın bunları derleyip toparlayıp navigasyon sistemleriyle birleştirip sizlere çeşitli uygulamalarla sunuyorlar ve günlük hayatımızın da vazgeçilmez bir parçası olmaya başladı. Peki bunu yaptığımız zaman ne oluyor? Aslında bunu yaptığımız zaman toplu taşımayı da daha yönetebiliyoruz. Ya bugün belediye otobüslerinde, dolmuşlarda birçok toplu taşıma aracında Arvento sistemleri var. Ve bunu kullanan belediyeler programlarını, operasyonlarını daha iyi, daha verimli yönetiyorlar. Ve böyle olduğu zaman da hem yakıttan, zamandan, iş gücünden tasarruf yapmaya başlıyoruz. Ve trafik kurallarına uyuluyor mu daha iyi kontrol etmeye başlıyoruz. Örnek vereyim. Bir servis işletmecisi bir firmamız vardı. Diyor ki Özel'cim diyor. 300 tane aracımızda hani Arvento takılı. Biz okullar açılmadan önce 2 hafta boyunca bu şoför arkadaşlara eğitim veriyoruz. Ve diyoruz ki işte arkadaşlar şunları oynayacağız, şu şekilde yapacağız vesaire. Ve her gün üstüne basa basa diyoruz ki hızlı gidilmeyecek, hız kurallarına uyulacak. Okul açılıyor diyor. Daha birinci günden bütün verilerden telefonlar yağmaya başlıyor. İşte bugün bizim Osman abi 80 bas, 180 bastır, 180 bastır, 180 bastır gibi şeyler geliyor. Şikayetler geliyor. Yani servis şoförlerin hızlı araç kullanıyor. Sonra diyor şöyle yaptık diyor Arvento'dan sonra. Bir tane diyor LCD ekran televizyon koydum diyor. Arvento'yu oraya açtım diyor. Buradaki hanım kızımızın önünde diyor ceza mahpuslarını hazırladık diyor. Verdik elini diyor. Buradan diyor hız limitini geçirin diyor. Cezasını diyor. Anlık yazıyor diyor. Hop kesip koyuyor diyor. Akşam da arkadaşlara dağıtıyorlar diyor. Onlar hacker işlerinden kesilmeye başladı diyor. Şimdi diyor kimse diyor hız yapmıyor diyor. Şimdi aynı şeyi şöyle olduğunu düşünelim. Büyük veriden bahsediyoruz ya. Düşünelim ki keşke Arvento olsa. Türkiye'deki bütün araçlarda araç takip sistemi olsa. O zaman ne hız radar kameralarına ihtiyaç kalır, ne trafik polislerinin yolda radarla tespit yapmasına gerek kalır. Biz tek yöne giren bütün araçları anında görürüz. Hız limitini geçen bütün araçları anında tespit ederiz. Cezasını otomatik göndeririz. İyi bir şey mi olur? Olmaz. Ülkeyi terk etmek zorunda kalırız belki ama hani mümkün mü? Mümkün. İleride olacak mı? Belki de olacak. Yani belki de ileride hepimizin aracında böyle bir şey olacak. Ve olduğu zaman da bu büyük veriyle beraber biz bunu artık otomatik olarak yönetebiliyor olacağız. Aynı zamanda operasyon yönetimini kolaylaştırıyoruz. Yine örnek vereyim. İşte Orman Bakanlığı. Çok örnek veriyorum Orman Bakanlığı. Çünkü gerçekten hani bizzat yaşadım bazı operasyonların. İşte Alanya'da büyük bir yangın çıktı. Gidiyorsunuz oraya. İşte 100'den fazla yangın aracı orada yangına müdahale ediyor. Bildiğiniz bir savaş var. Yani 100 tane araç işte o şeye yangın söndürme işine katılanlar telsizde. Bir curcuna var. Yani yönetmesi çok zor. İşte oradan bakan geliyor da genel müdür geliyor. Helikoptere biniyorlar. Orman işte yangın bölgesine dolaşıyorlar. Fakat her taraf zaten duman. Hiçbir şey görülmüyor. Yani ve coğrafya 60 kilometre yayılmış bir yangın. Gerçekten yönetmesi çok zor bir şey. Kendim gördüm. Oradan biliyorum. İşte orada kriz merkezleri falan kuruluyor. Ama şimdi araçta bir üstünde araç taksi var. Harita var. Yangın çıktığı yer görülüyor. Artık strateji oyunu yönetir gibi böyle. Ekranın karşısında oturuluyor. Bakıyorlar yangın burada. İşte araçlarımız burada. Nereye müdahale etmemiz lazım? Değerli orman alanları nerede? Nereyle fazla uğraşmamıza gerek yok? Zaten arkası kayalı. Bir süre sonra bu orman yangını orada zaten kendiliğinden sürecek. Strateji oyunu yönetir gibi artık araçlarını ona göre yönlendiriyorlar. Ya da ambulanslar. Orada çok hikayemiz var. Çok şeyler yaşadık. Yani bu sistemler kurulmadan önce işte köfte ekmek yemeye giden ambulanslar vardı. Anlattığımız hikayelerden. Ama artık şimdi araç takip sistemleriyle beraber ambulanslar yani 112 acil komuta merkezleri operasyonlarını çok çok daha kolay yönetebiliyorlar. Bir kere nerede olduğunu görüyorlar. Kimin istasyonda, kimin hareket halinde olduğunu görüyorlar. Gelen telefondan lokasyon tespiti yapabiliyorlar. Yerine daha çabuk zamanda ulaşabiliyorlar. Eskiden 27 dakikaydı ortalama Türkiye'de bir kazaya ulaşma süresi. Bugün ambulanslarda kullanılan bu sistemle beraber 8 dakikanın altına düştü. Türkiye ortalamasından bahsediyoruz. Peki, araç ve sürücü güvenliğini artırıyoruz. Kesinlikle artırıyoruz. Çünkü hız limitlerine riayet edilirse, az önce söylediğim gibi bütün araçlarda böyle bir şey olsa, herkes bu kurallara riayet etse, araç ve sürücü güvenliğini artırmış olacağız. Peki, devam edeyim. Ne demiyorum? Peki, bu büyük veriyi başka hangi amaçlar için kullanabiliriz? Örneğin
daha akıllı trafik sistemleri kurabiliriz. Trafik ışıkları dinamik olabilir. Yani bugün programlanmış olan 40 saniye, 60 saniye trafik ışıkları yerine trafiğin yoğunluğuna göre süresini kendisi hesaplayan ve kendi kendini yöneten trafik sistemleri, trafik ışıkları kurulabilir. Trafik kaza sayısı düşülebilir. Yine örnek verin. Bir yolda diyelim, bakıyorsunuz, büyük veriyi analiz ediyorsunuz. X bir yolda, araçlar hep ani bir fren yapıyor bir noktada. Ya da bir noktada ani savrulmalar var. Bu şu anlama geliyor aslında. O yolda bir problem var. Oraya müdahale edilmesi lazım. Hop, tespit edip gidip orayla ilgilenebilirsiniz. Köprü otoyol geçişleri hızlandırılabilir. Az önce söylediğim bütün araçlar darvent olsa ya da araç takipçisi olsa. Köprü geçişlerini otomatik olarak tespit edebiliriz. Ve bunu zaten otomatik olarak yani Türksel faturasına yansıtabiliriz. Köprülerdeki OGS geçişlerine vesaireden gerek kalmaz. Mesela tatil dönüş trafik, bu sadece spesifik bir örnek olsun diye buraya yazdım. Ya burada onlarca şey üretebiliriz ama örneğin tatil dönüş trafiği. İstanbul'da işte bir bayram tatilinde herkes tatile gittiğinde geri dönüşlerde çıkışları görürüz. Saat kaçta hangi yollarda yoğunluk yaşanacağını biliriz. Bunu belki daha çıkmamış olanlarla paylaşabiliriz. Ve diyebiliriz ki saat 14.30'da Bolu sıkışacak. Çünkü biliyoruz çıktılar geri geliyorlar İstanbul'a gelecekler. Süratlerini biliyoruz, ortalama hızlarını biliyoruz. Çok çok daha iyi planlayabilir bir duruma geliyoruz. Ulaşım yatırımları daha verimli yapılabilir. Belediyeler için, Ulaştırma Bakanlığı için. Yani toplu taşımayı yönetirken hangi yollarda trafik sıkışıyor, hangi yollarda yoğunluk var bunu görüp oradaki toplu taşıma yatırımlarını ona göre planlayabiliriz. Karla mücadele ekipleri, yani biz Ankara'da çok yaşıyoruz. Bir kar yağdığı zaman açılamayan yollar, müdahale edilmeyen yollar varken artık şimdi bunların hepsi yine bir operasyon merkezinden yönetiliyor. Bir yerde bir sıkışıklık olduğu zaman ya da işte müdahale edilmemiş bir yol olduğu zaman bunu anına göre bir yönlendiriyorlar. Yol bakımların çalışmaları çok çok daha hızlı yapılabilir. Araç üreticileri daha uygun araç üretebilir. Driving Cycle diye bir şey var. Üzerinde otomobil firmalarında çalıştığı, yani otomobil motorlarının kalibre edilmesinden bahsediyorum. Uzun yol yapan araçlarla şehir içinde kullanılan araçların motor kalibrasyonları farklı olduğunda %10'a kadar araç yakıt tüketiminde tasarruf edildiğini söylediler. Onun için şehir içindeki durma kalkma periyotları eğer otomobil firmalarına raporlanabilirse ve araçların motorları buna göre kalibre edilirse yakıt tüketiminde dediğim gibi %10'a kadar avantaj sağlayabildiklerini söylüyor otomobil üreticileri. Teknik servis araçlar daha hızlı müdahale edilir. Evet, bir araç arızası oluştuğu zaman anında bildirilebilir teknik servise. Arıza oluşan parçayla ilgili veri gelebilir. Oraya zamanında müdahale edilebilecek servisleri, parçaları anında bulundurulabilir. Sigorta şirketleri daha doğru verilere ulaşabilirler. Yani araçlar nerede kaza yapmış, ne zaman kaza yapmış, bunu artık raporlara dayalı beyanlar yerine sistemden alınan verilerle anlık olarak yönetilebilir. Yakıt tüketimi azaltılabilir. Zaten trafiği daha iyi yönetmeye başladığınız zaman, araçların motorlarını daha iyi kalibre ettiğiniz zaman, gereksiz araç kullanımını önlediğiniz zaman yakıt tüketiminde bununla doğru orantılı olarak zaten azalacaktır. Akaryakıt ihtiyacı daha iyi hesaplanabilir. Bugün akaryakıt firmaları eğer bilselerdi, işte Türkiye genelinde kaç araç ne kadar yakıt harcıyor, bunların aylara göre dağılımı, hafta içi kullanım, hafta sonu kullanım, bunları bilselerdi kendi akaryakıt teminlerini daha planlı bir programlı bir şekilde yönetebilirlerdi. Akaryakıt şirketleri daha uygun yerlere akaryakıt istasyonu açabilirlerdi. Çünkü bunu takip edebilselerdi, bilecekler ki işte X istasyonda yoğunluk var ya da araçlar daha çok buralarda duruyor. Bunu görüşebilecek. Bugün İstanbul'da her gün rölantide 2.271.000 lira yakıt harcanıyor. Rölantide duran araçların harcadığı, yani gereksiz yere harcadığımız yakıtın ticari maddi bedeli bu. Bir de bunun hava kirliliğine getirdiği bir etki var. Onu artık hiç hesaplayamayacağımız, maddi olarak burada karşılığı olmayan bir dünya. Özetle bizim Arvent olarak bugün 600 bin üzerinde araçlar istemizdir. Bu gelen verileri müşterilerimizin satın operasyonları yönetmesi için kullanıyoruz. Bir de bu gelen verilerden az önce söylediğim gibi farklı servisler ve farklı çözümler yaratabiliyoruz. Trafik yoğunluk verisinde olduğu gibi, toplu taşımanın yönetiminde olduğu gibi sayı arttıkça çok daha farklı servisler ortaya çıkacak ve bunlar günlük hayatımıza daha fazla girmeye başlayacak. Örneğin
Yani hepimizin bildiği belki çoktan hani kullanılmaya başlayan işte sigorta şirketleri artık herkesi ayrı ayrı değerlendirmeye başlayacak. Ve özellikle toplu taşımada almış olduğunuz hizmetler çok farklılaşacak. Bu konuda bir sorusu olan var mı? Ben sunumun sonuna geldim. Buyurun. Yani bu gelişmeleri kamu yararına kullanacak olan ara belediyeler mi olur? Yani Orman Bakanlığı mı olur? Ya da karayolları mı olur? Onlarla bir şeyiniz var mı? İletişiminiz var mı? Yani bu yararların aslında somut olarak gerçekleşebilmesi için. Şimdi mesela örnek vereyim, Sağlık Bakanlığı'nın bütün ambulanslarında şu anda Arvento kullanılıyor. Ve ben bunun faydalarını da hani yıllardır birçok örnekle gördüm. mesela 10 yıl öncesinden size birkaç örnekler vereyim. İşte Ankara'da 7. Cadde diye bir yer var, orada bir kaza oluyor. Arıyorlar, işte hemen 8. Cadde'de bir ambulans ekibi var. Aslında ulaşma süresi 3 dakika. Ekip 45 dakikada geliyor. O 12 yıl öncesinden bahsediyorum. İşte soruşturmalar açılıyor vesaire falan filan. Her şey aslında tüm yani telsiz görüşmelerinde işte sirenler çalıyor vesaire filan. Ekip yeri şey ambulansla bununla ilgili bir şey yok. Fakat 45 dakikada giriyorlar. Sonra ortaya çıkıyor ki aslında ambulans ekibi öyle ekipçe Atatürk Orman Çiftliği'ne köfte ekmek yemeye gitmiş. O kaza oluştuğunda, telsizle ulaşıldığında onlar çıkış yaptık diyor. Gerçekten sirenler vesaire filan bunlar telsizde duyulabiliyor fakat kolay yerine gelişleri 45 dakika çünkü istasyonda değillerdi. Şimdi nasıl biliyor musunuz? Bırakın şeyi, böyle köfte ekmek gibi falan gitmeyi. Birisi mesela bakım için geliyormuş, motoru çıkıştırıp işte biraz hareket ettirmeleri falan gerekiyor. Açıp kontrol merkezinden, komuta kontrol merkezinden izin alıyorlar. Şöyle bir yine bir hikaye var, yine bir ilin adını vermeyeyim. Bir nehir geçiyor. Dört tane istasyon nehrin bu tarafında var, beş tane istasyon nehrin bu tarafında var. Homojen bir şekilde dağıtılmış. Bir çağrı geliyor, yaşlı bir amca. Diyor ki, oğlum diyor, eşim diyor, herhalde diyor kalp krizi geçiriyor diyor, hemen ambulans gönderdi. Amca sen neredesin diyor, adres tarif edemiyor. Oğlum diyor, ben diyor senin diyor ambulansı diyor, mehrin diyor, diğer tarafında görüyorum diyor. Beni tarafa gelsin, ben onu karşılayacağım diyor. Amca diyor, sen neredesin diyor, bizim diyor 10 tane istasyonumuz var, hastane. Tarif et diyor, oğlum diyor, ben ambulansı görüyorum diyor, sen söyle ona diyor. Beni tarafa gelsin diyor, ben onu zaten göreceğim diyor. Bak buradan ben ona sallıyorum, görmüyor beni diyor. Şimdi ama tabii o zaman çok akıllı bir başhekim var şeyde. Ne yapıyor biliyor musunuz? Ben sizden şöyle bir komut veriyor. Diyor ki bütün ambulanslar karşıya geçiyor. Yani orada 4 ambulans bu tarafa geçiriyor, 5 ambulans bu tarafa geçiriyor ve bir tanesini gerçekten önce karşılaşıyor. Ama bugün öyle değil. Bugün haritayı görüyor, ambulansların yerini görüyor. Karşısındaki o önemli olan noktalar işaretli. Mesela amca şunu sorabiliyor artık. Bulunduk, anısı var mı? İşte B'ye yakın mısın diye bir şey geçtim. Artık 102'ye doğru yapılan aramalarda cep telefonunuzdan LBS bilgisi dediğimiz o lokasyon bilgisi geliyor. Ve siz artık onun nereden aradığını görebiliyorsunuz. Az önce Orman Genel'de örneğin zaten şu anda aktif olarak kullanılan bir sistem. Yani artık hiçbir şeye, hiçbir şey değil mi? Her yangına bu sistemlerle müdahale ediliyor. Yani bir yangın çıktığı zaman önce o harita ekranı üzerinde oradaki ağaç yapısı, oradaki ekipler, orada da çok ciddi hikayeler var. Yani eskiden şöyle şeyler vardı. X sistem açılıyor. İşte yangına müdahale eden araçlar var. Bir bakıyorlar ki aracın bir tanesi bir yerde duruyor. Orada yangın yok. Yangın yine yaklaşık 30 km falan geride. Şey yapıyorlar, araca ulaşıyorlar. Yani şoföre. Diyorlar ki sen niye orada bekliyorsun? Vallahi diyor, köylü beni burada esir aldı. Durdurmuşlar köyden geçerken orman aracını. Demişler ki sen buradan bir yere gidemiyorsun. Yangın buraya gelirse sen burayı söndüreceksin deyip el koymuşlar. Gibi. Yani şu anda şeyler çok aktif olarak kamuda kullanılıyor. Birçok belediyede, birçok kamu kuruluşunda bu sistemler çok aktif olarak kullanılıyor. Böyle. Şunu duyuyoruz, GPS'in bazı yerlerde çok duyuyoruz, teşekkürler oldu.
şimdi cihazlar normal şartlarda eğer monte edildiyse ve çok olağan dışı bir bölgede araçlar kullanılmıyorsa bu doğruluk bilgisinin %3'ün altında olabileceğini söyleyebilirim. Ama söz konusu cihazlar araçlara çok kötü yerlere monte edilmişse, yani GPS sinyallerini bulma konusunda bir sıkıntı çıkıyorsa, çünkü ne kadar fazla uydu görürseniz o kadar daha hassas konum bilgisi tespit edersiniz ve daha hassas, daha doğru bir bilgi verirsiniz. Ama bazı operasyonlarda, örneğin zırhlı araçlarda, içeride zaten GSM'in dahi zor çekti operasyonlarda, eğer 3-4 tane uyduyu ancak yakalayabildiğiniz, kötü konum bilgisi alabildiğiniz, yani konum hassasiyetinin yüksek olduğu yerlerde bu oran artabilir. Yoksa GPS'in çalışmadığı yerler aslında kapalı mekanlar. Yani alışveriş merkezlerinin otoparkları ya da çok nadiren de hani ülkemizde bile çok sınırlı sayıda var, işte tüneller. Ama bunlar toplam yapılan kilometreyi çok ciddi. Yani GPS sinyalini çekmediği yerler diye bir şey aslında çok da fazla söz konusu değil. O ortalamayı çok değiştiren bir şey değil. Ama daha çok cihazın performansı ve o cihazın merkez tarafındaki hesaplama algoritması bu işi belirleyen taraf. Eğer iyi monte edilmiş, düzgün çalışan bir cihaz ve merkez tarafında o algoritmayı iyi hesaplayan bir yazılım varsa %3'ün altında bir hassasiyet, bazen %1 oluyor, bazen %1'in altında da olabiliyor. Bir hassasiyet de bilebilirsiniz. Ama bu eğer dediğim koşullar gerçekleşmiyorsa bunlar %25, 30, 40 gibi bir şeyle farklarla karşınıza gelebilir. Ama bugün az önce de söyledim, artık ilerleyen sistemlerde aracın direkt araç bilgisayarından bu verileri almaya başlıyoruz. Ve böyle olduğu zaman direkt aracın üzerindeki kilometreyi okuyup gönderiyoruz. Yani artık GPS verisinden değil, aracın kendi kilometresini size gönderebiliyoruz. Bir başka yöntem de aracın kilometre müşürini ölçüp onu göndermekti. Fakat son çıkan yeni teknoloji arabalarda kilometre müşürü artık çok fazla kullanılıyor. Böyle. Ben bir soru soracağım. Bir tanesi şey, aslında büyük verinizi açıyor musunuz? Paylaşmayı düşünüyor musunuz? Yani araştırmaya da başka şeyler için. Ücreti mukabil açıyoruz. Tabii büyük veriyi paylaşırken müşteri bilgilerini gizli tutuyoruz. Yani az önce söylediğim trafik yoğunluk verisi mesela paylaştığımız verilerden bir tanesi. Bunu açıyoruz ama tabii ki sosyal sorumluluk projesi kapsamında değil, ticari bir amaçla paylaşıyoruz. Ama bunu paylaşırken bizim paylaştığımız paylaşlar diyeyim, sadece bir nokta görüyorlar ve bir hız bilgisi görüyorlar. Yani o aracın kime ait olduğu, plakası, müşteri adı, ne amaçla kullanıldığı gibi hiçbir veriyi bilmiyorlar. Onlara sadece çok büyük bir veri geliyor. Yani milyonlarca kayıt geliyor ve milyonlarca kayıt aslında harita üzerindeki noktalar ve onların hızları ve yönleri bilgisi geliyor. Gerisini onlar hesaplıyorlar. Yoksa o verilerin kime ait olduğunu çok kullanmıyoruz. İkincisi de aslında İstanbul'un trafiğine yönelik, yani trafik sorununu çözmeye yönelik sizin çalışmalarınız nelerdir? Şöyle söyleyeyim, aslında bu trafik yoğunluk bilgisi bilmiyorum. Herhalde çoğumuz Yandex kullanıyordur diye düşünüyorum. Çok ciddi faydası olduğunu düşünüyorum. Son dönemlerde hani yolu bilsek bile biz artık Yandex kullanıyoruz. Hani başka sistemler de var da en azından trafik var mı diye bakıyoruz. Şimdi fiziki olarak %90'ından fazlası bizde. Yani bu az önce bahsetmiş olduğum 600 üzerindeki araçtan gelen verinin %90'ından fazlası bizim sunucularımızda barındırılıyor. Bizim kurmuş olduğumuz sistemde barındırılıyor ve her şeyinden biz sorumluyuz. Evet, Ankara'da. Ama bir %10'luk kısmı ise kritik bazı müşterilerimizin kendi sunucularımız. Yani örnek vermek gerekirse, bu arada sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Birçok yurt dışındaki yerin verisi de bizde durabiliyor. Örneğin işte son projelerden bir tanesi Saudi Elektrik, Suudi Arabistan elektrik şirketi 10 bin aracına Arvento sistemlerini taktırdı ama sunucuları Saudi Electrician Company'nin kendi data center'ı. Ya da Türkiye'ye geldik, yine örnek vereyim, bir banka var, kullanan bankalar, Arvento kullanan bankalar var. Güvenlik nedeniyle, yani o bilgiyi zaten paylaşmıyorlar, onlar kendi data center'larını, kendi sunucularını kullanıyorlar. Biz de sadece bu koşullar, ya da bazı ülkeler, mesela Özbekistan gibi, onların ülke koşulları var. Diyorlar ki bizim ülkemizde bu tarz operasyonlar mutlaka ülke sınırları içindeki bir sunucu üzerinde barındırılacak diyor. O zaman da o ülkede o sunucuyu orada kuruyoruz.
Evet, çok özel bir şey dedim ki, bu anlattığım gibi özel şeyler olmadığı sürece Arbent'in kendi sunucularında oluyor, biz istiyoruz. Öyle. Büyük veriyi çeşitlendiriyorken kendiniz karar verip de var mı yapıyor musunuz, yoksa müşterilerin talepleri üzerinde de büyük veriyi çeşitlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, az önce anlattığım aslında büyük veriyle ilgili konularla ilgili hiçbiriyle ilgili aslında bize çok ciddi bir talep gelmedi. Bunların hepsini biz düşünüp biz çıkartabiliyoruz. Trafik yoğunluk bilgisi dünya genelinde konuşulan bir şey. Yani orada hem biz düşünüyorduk hem talep geldi. Ama diğer toplu taşıma olsun. Mesela şimdi Ankara'da Ego Cep'te diye bir uygulama, akıllı durak sistemi. Aslında hem biz bir yerden dedik ki böyle böyle bütün otobüsleri artık takip bir şey yapabiliriz. Hani duraklara kaç dakika kala geleceğini vesaire falan artık raporlayabiliriz dedik. Onlar oturduğunda bir uygulama geliştirdiler beraber. İkisini birleştirdiğimiz zaman şu anda işte Ankara'daki bütün mobil bilgisayarlardan ya da şeylerden hatta internetten işte bir otobüs durağında bir otobüs kaç dakikada gelecek, oradan hangi araçtan geçecek, bunların hepsini görebiliyorlar. Bunları çeşitlendirmek için bir süreklilik var mı sizde? Yani ben şunu da yapayım, bunu da piyasaya sürecek mi? Özel bir ekip var mı? Özel bir ekip yok ama olacak. Çünkü artık bu konu son günlerin çok popüler bir konusu olmaya başladı. Özel bir ekibimiz olacak. Bu konuyla ilgili çözüm ortaklığına da açacağız. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun, dinlediğiniz için.